sevgili arkadaşlarım, değerli basın mensupları, kıymetli misafirlerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Toplantımıza geçmeden önce grup toplantımızı teşrif eden değerli misafirlerimizi takdim etmek istiyorum. Giresun İl Başkanı, Giresun Espiye İlçe Yönetimi, Giresun Şebinhisar İlçe Yönetimi, Giresun Yalıdere Belediye Başkanı, Giresun Alucra, Çamoluk, Duruoğlu, Üçtepe Belediye Başkanları ve Giresun İl Disiplin Kurulu üyeleri, Ankara İl Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Altındağ, Çankaya, Etimesut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Polatlı, Sincan, Yeni Mahalle ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile belediye meclis üyeleri. Misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Sayın Genel Başkanım, grubumuza ve aziz milletimize hitap etmek üzere kürsüyü teşriflerinizi arz ederim. Değerli milletvekilleri, saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, bir haftalık aradan sonra tekrar toplanan meclis grubumuzun açılış konuşması münasebetiyle yüksek heyetinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Yurt içinde ve yurt dışında televizyon ekranlarından, sosyal medya platformlarından, radyo kanallarından toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan değerli kardeşlerimize en kalbi selamlarımı iletiyorum. Geride kalan hafta içinde mübarek Kurban Bayramı'nın manevi güzellik ve görkemiyle müşerref olmanın yanı sıra kardeşliğin, kaynaşmanın ve kucaklaşmanın lezzetiyle gönüllerimizi mükafatlandırdık. İmkanlar el verdiği ölçüde kurban ibadetimizi ifa etmekle birlikte vatanın her köşesinde bayramlaşmanın sevincini yaşadık. Dayanışma ve yardımlaşmanın feragatiyle, fedakarlığıyla, fazilet ve ferasetiyle bir olduk, diri olduk, hep birlikte Türkiye ve Türk milleti olmanın nefes ve zarafetiyle dolup taştık. Dini bayramlarımız Türk-İslam medeniyetine canlılık ve çekim kazandıran, barışı, huzuru ve gönül almayı vaaz eden maneviyat vadisi, mahfiyet vahasıdır. İtikadımıza göre insanın dünyadaki başlıca amacı Allah'a samimiyetle bağlanmak ve iyilik yapmaktır. Peygamber Efendimizin bir kimse kardeşine yardım ettiği müddetçe Allah da ona yardım eder sözü bizleri sürekli ve sürdürülebilir bir dayanışma ahlakına teşvik etmektedir. Kurban Bayramı'nın zamanlar üstü mesaj ve muhtevası da bu ahlak güzelliğinin tecellisinde mahfuzdur. Müslüman Türk milleti paylaşma ve yardımlaşmayı, Efendimiz'e sadakatin, tevhid ve vahdet ilkelerine bağlılığın bir vecibesi kabul etmektedir. Tarih, kültür ve medeniyet mirasımızın bizlere yüklediği misyon, kimsesizlere kol kanat germek, gariplerin, yetimlerin, muhtaçların ve mazlumların can beraberi olmaktır. Bunu başardığımız ölçüde madde ile mana, madde ile ruh,
insan ile cemiyet arasında sağlam ve sağlıklı bir denge kurulabilecektir. Kurban ibadeti, Allah rızasını kazanmanın, Allah'a yaklaşma gayesinin adanmış bir kalple yerine getirme çabasıdır. Bir yanda kurban keserken, diğer yanda kötülüğü de kesmek lazımdır. Bir yanda kurban keserken, diğer yanda fitneyi, firavunluğu, fitçi azgınlığı da boğazlamak kaçınılmaz bir zorunluluktur. Huzurlu insan, müreffeh toplum, muasır devlet, mutlu millet hedefine ulaşmak için evvel emirde manevi toparlanma elbette mecburiyettir. Her okunduğunda farklı bir anlam tadını zihnimizin damağında bırakan bir kitabın aynı yüzündeki iki sayfası gibi tek ruh olursak, geceyi takip edip tamamlayan bir gündüz fecriyle birbirimizin yolunu yılmadan aydınlatırsak, kuşkusuz önümüze çıkan her engeli de kolaylıkla aşabiliriz. Niyazım odur ki, her günümüz bayramın merhamet ve muhabbetine benzer şekilde geçsin. Siz değerli milletvekili arkadaşlarım ve toplantımıza teşrif eden muhterem misafirler başta olmak üzere, aziz milletimizin Türk-İslam coğrafyalarında yaşayan değerli kardeşlerimin mübarek Kurban Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum. Bayram tatili süresince meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza da şifalar diliyorum. Hac farizasını tamamlayıp dönüş yoluna koyulan vatandaşlarımızın sağlıcakla gelmelerini, hac ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını temenni ediyorum. Aziz dava arkadaşlarım, merhum hocamız Profesör Doktor Osman Turan, Türk Kiyan Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi isimli muhteşem eserinde aynen şunları yazmıştı. İslamiyet, beşeriyeti delaletten kurtarmak ve hidayete eriştirmek davası ile zuhur etmiş, kendine mahsus bir dünya sulhu nizamını da birlikte getirmiş ve bu suretle de yeni bir cihan hakimiyeti mefkûresi başlatmıştı. Bu düşüncelerinin devamında bir başka söylediği de şuydu. Hristiyanların kendi davaları için Haçlı seferlerine mukabil İslam'ın cihadı farz kılması da onun dünya görüşünü gerçekleştirmek gayesine matuf idi. Burada bir parantez açıp cihadın ana fikri üzerinde durmamız sanıyorum kafalarda biriken bazı soru işaretlerini de giderecektir. İslamiyet cihadı emrederken haksız bir savaşı desteklemekten bütünüyle uzaktır. Yani beka düzeyinde bir tehdit ve tecavüz olmadıkça cihada kuşkusuz ruhsat yoktur. 9 asır boyunca Doğu ile Batı arasındaki diyalog ve ilişkilerin boyutunu dini ve kültürel değerler tayin etmiş, çatışmaların ve kutuplaşmaların ekseni bu kapsamda şekillenmiştir. Batı'da Müslüman denildiğinde akla gelen, ilk gelen Türkler olmuştur. Çünkü Türk milleti İslamiyet'in mukaddes emanetlerini soylu mücazıyla her zaman muhafaza ihtiyaç hasıl olduğunda da canı ve kanı pahasına müdafaa etmesini bilmiştir. Bu itibarla cihana vurulan Türk mührü dile gelse duyulacak çığlık kadar hür olan hakikat şudur. Allah tektir, ordusu da Türktür. Sistematik ve simetrik şekilde ilerletilen bir bakıma hastalık derecesine evrilen İslamofobi bir defa inanç haklarıyla insani ve vicdani ölçülerle bağdaşmadığı gibi beşeriyetin huzur ve güvenlik arayışlarını da korkutucu oranda tehdit etmektedir. Kurban Bayramı'nın birinci günü İsveç'in başkenti Stockholm'da bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılması, bu vandallığın himaye edilmesi hem inancımıza hakaret hem de insanlık değerlerine ihanettir.
Kur'an okumak ilahi bir nasip ve nimet, yakmak ise namertlik ve soysuzluktur. Bu nefret suçu mahiyetindeki provokasyonu Irak asıllı malum meczubun tek başına planlayıp hayata geçirmesini düşünmek, pek tabii hayatın ve hadiselerin olağan akışına bütünüyle aykırıdır. İsveç'in NATO'ya katılım müzakerelerinin yapıldığı 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta NATO zirvesinin toplanması ile ilgili sıcak gelişmelerin olduğu bir dönemde vuku bulan alçak eylem her yönüyle kuşku vericidir. Kur'an'ı yakmak ifade ve düşünce özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Barbarlığın özgürlüğü olamaz. Özgürlük başkasına zarar vermeyen bir şeyi yapma hakkıdır. Şunu ikazla hatırlatırım ki Kur'an-ı Kerim bir kağıt parçası değil, Allah'ın yeryüzüne indirilmiş nuru, akıl sahibi inananların düşünmeleri, anlamaları ve ders almaları için lütfedilmiş saadet, selamet, hidayet ve hikmet surudur. Tüm dünya ateşe verilse bile yüce kitabımızın kelam ve manasıyla tutuşması, ilahi hükümlerinin yanıp kül olması asla ve kat'a mümkün değildir. Kur'an yakan kendini yakmıştır. Kur'an yakan da cehennemin dibini boylamıştır. Batı karanlıklar içinde çırpınırken, İslamiyet'in saçtığı aydınlık sayesinde ilim ile din, akıl ile iman, madde ile ruh, dünya ile ahiret arasında tam bir ahenk sağlanmış, Kur'an-ı Kerim'de de en büyük mucize olarak nüzul etmişti. Türk milleti her zaman inançlara ve insan haklarına riayet etmiş, saygılı davranmıştı. Tarihin heyecanla titreyen yapraklarını aralarımızda Göktürk İmparatorluğu ile Bizans İmparatorluğu döneminin ateşperest Sasani İmparatorluğu'na karşı ittifak kurduğunu, bunun temelinde de ehli kitap dinleriyle kurulan yakın alaka ve bağların belirleyici olduğu görülebilecektir. İsveç'te ikide bir hassasiyetlerimizi kanatan, inanç haysiyetimizi kaşıyan, nitelikleri ifrat ve tefrit noktasına dahi geçmiş tahammülsüzlükleri lanetliyor, Kitabullah'a uzanan mundar ellerin günü geldiğinde kırılacağına yürekten inanıyorum. Bu menfur suikaste en tesirli tepkiyi göstermek suretiyle İsveç Büyükelçiliği'nin önüne siyah çelenk koyup Kur'an-ı Kerim tilaveti okuyan ve okutan ülke ocakları Eğitim ve Kültür Vakfımızın yiğit mensuplarını da huzurlarınızda tebrik ediyorum. Değerli milletvekillerim, içinde bulunduğumuz haddi zatında kontrolsüz akışına maruz kalıp kimi zaman sürüklendiğimiz bugünkü çağın kavramsal ve kurumsal temelde tanımlanmasında acil bir gayret gözlemlenirken aynı zamanda ciddi oranda kargaşa da görülmektedir. Nevzuhur kurulların içine sıkıştırılmış hayat ve siyaset paradigmasıyla hayatın kaynak yerinde özenle teksif ve temin edilip çıkarılmış kural ve ilkeler parametreleri arasında koyulaşmış bir kutuplaşma devamlı sahne almaktadır. Bundan mülhem sosyal ve siyasi çelişkiler gittikçe derinleşmektedir. Karşımızda yüzü asılmış çarpık ve solmuş çehreli bir resim gibi duran dünya tablosu hiç de iç açıcı değildir. Ekonomik riskler, ırkçı tehlikeler, toplumsal bölünmeler, yabancı düşmanlıkları, medeniyetler arasındaki uçurumlar, asimetrik çatışmalar, jeopolitik gerilimler, su ve enerji havzalarında yığılan hesaplaşmalar, etnik ve mezhebi ayrımcılıklar, ekosistemdeki tahribatlar, insani dramlar, ağırlaşan göç ve göçmen sorunları, sosyal karşılığı olmayan teknolojik genleşmeler, yeni bir dünya vasatının zoraki doğum sancıları, beşeriyetin hayat serüvenini
huzursuzluğun rotasına sabitlemiş durumdadır. Bize göre her insanın arayış ve arzusu huzurdur. Yine bize göre beşeriyetin biz huzur çağına ihtiyacı vardır. Milliyetçi Hareket Partisi bu inanç ve irade muvaffakatiyle insanlığın huzuru projesini hazırlamış, çağımızın esasen yeni ve bir Türk asrının vizyon çağrısı olarak sadece Türk insanıyla değil, tüm insanlıkla paylaşma duyarlılığı göstermiştir. Huzur, açlık veya toklukla, varlık veya yoklukla, eksik veya fazlalıkla izah edilemeyecek fenomen bir kavram olup, insanın iç alemi ile dış alemi arasındaki kararlı ve tutarlı denge noktasını işaret etmektedir. Huzur, insanın manevi bir bütün halinde kendisi olması, kendi kendisini ve çevresini tanımakla beraber vicdan sesini duymasıdır. Hazreti Mevlana, adaleti ağaca su vermek, zulmü ise dikeni sulamak kabilinden açıklarken, bizim anlayışımıza göre huzur dikeni, sularken bile rahmet pınarının akacağını düşünüp her şeyi hayra yormaktır. Bu tefekkür hüneri sorumsuz ve şuursuz bir iyimserlik hali değildir. Kültür ve medeniyet damarlarımızın bağlantılı noktaları tarihi varoluş haklarımızda eklemlenmiş, bu vesileyle mazinin bağrına kazıdığımız her iz ve eser, gök kubbede hoş bir sedayla yankılanıp her söz ve dilek adalet, huzur ve hoşgörüyle bezenmiştir. Bizim için her şeyin ölçüsü insandır. İnsan olmadan, insanlık değerleri ayakta kalmadan, fikir ve düşünce kalıpları boş bir küme, hedef ve hülyalar boşu boşuna bir emek ve kürek çekmektir. Bugün dünya genelinde yaklaşık 8 milyar insan yaşamaktadır. Bu aynı zamanda 8 milyar ayrı dünyanın varlığı demektir. Huzur çağının öznesi insandır. Meramımızı meşhur bir darb-ı meselle ifade edersek, evvel refik, badel tarik, yani öncelikle yol arkadaşı, sonra yol gelecektir ve gelmelidir. Bizim özellikle insanlığı bilen, insani hasletlere sahip olmayı başarmış, insanlığın değer ve onuruyla mündemiş her insanımıza gönlümüzde, kapımızda, sevgi ve müşfik dolu kucağımızda sonuna kadar açıktır. İnsanı ihmal edersek, insanlığı geri plana itersek, şablon ezberlere, beylik sözlere takılıp orman yerine ağaca, insan yerine somut karşılığı olmayan ahkam kesmelere odaklanırsak, aldanmak ve sahteliklere boyun eğmek mukadder olacaktır. Bir dava insanı her şeyden önce insandır, sonra ülkücüdür. İnsan olan haklı davasıyla mutlaka aynı potada buluşacaktır. Ayakları meçhule basıp, başı müpheme yükselen, Adem ve alemle anlaşmazlık içinde yürüyen, butik siyasetçi ve sözde düşünce insanlarına bizim hiç ihtiyacımız yoktur. Her şeye gerçekçi bakan, dürüstlüğü ve vefası adam gibi olan, hayatın zorlu yokuşlarını tıpkı bir dağa tırmanır gibi tırmanan, yaptığını bilen, bildiğini yapan, olduğu gibi görünüp, göründüğü gibi davranan, söylediğine sahip çıkan, sahip çıktığını da şakır şakır söyleyen gönül ve sevda neferi tertemiz yürekli insanlarla yolumuz da, yönümüz de, yurdumuz da birdir ve aynıdır. Güzel söylenmiş yalanlara kanacak yoktur. Üstü başı düzgün rezaletlere itibar edecek yoktur. Süslü laflarla tuzaklanmış iftira ve ithamlara ikna olacak hiç kimse de yoktur. İnsandan başlayarak siyasal ve toplumsal hayata varıncaya kadar Türk ve Türkiye yüzyılı hedefleri çerçevesinde tazelenmeye, yenilenmeye,
başkalaşmadan değişime geldiğimiz bu aşamada stratejik bir ihtiyaç olduğu açıktır. Bilhassa demokratik ve siyasal normalleşme dinamiklerinin müessir derecede tedarik ve tezahürü amacıyla siyasi partilerin durum muhasebesi yaparak mevcut fikri pozisyon ve programlarını gözden geçirmeleri, nerede durduklarını insana, millete ve dünyaya hangi zaviyeden baktıklarını teyit gerekirse tadil etmelerinde yarar vardır. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 4. maddesi siyasi partilerin vazgeçilmezliği ve niteliği üzerine amir hükümdür. Nitekim siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bununla birlikte siyasi partilerin kuruluşu, organlarının seçimi, işleyişi, faaliyetleri ve kararları anayasada nitelikleri belirtilen demokrasi esaslarına aykırı olamayacaktır. Anayasanın 69. maddesi de siyasi partilerin uyması gereken esasları içermektedir. Anayasanın 68. maddesinin 4. fıkrasındaki vurgu ise çok nettir. Buna göre siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. Sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz. Suç işlenmesini teşvik edemez. Anayasanın 69. maddesinde bir siyasi partinin tüzüğü ve programının 68. maddenin 4. fıkrası hükümlerine aykırı bulunması halinde temelli kapatma kararının verileceği bariz olarak ifade edilmiştir. Buradan çıkaracağımız sonuç şudur. Türk siyasetinde faal halde bulunan her partinin birinci kaynağı Türk milleti, aidiyeti Türkiye'dir. Demem odur ki her parti Türkiye partisi olmak mecburiyetindedir. Suç ve suçluyu övmek, ihanete ve melanete çanak tutmak siyasetin değil doğrudan doğruya hukukun konusudur. Genel merkezi Ankara'da olup genel emri yabancı başkentlerden alan bir partinin demokrasiye, millete ve insana şerefli hizmetinden bahsedilemeyecektir. Milletin hak ve çıkarlarını gözetmeyen, devletin egemenlik ve hükümranlık iradesini savunmayan, düşmana ganimet olmaktan utanmayan, terör örgütlerinin ve küresel emperyalizmin kullanımına girmekten kocunmayan siyasi partilere demokraside yer olmamalıdır. Ülke sınırları çerçevesinde milli ve manevi ortak paydada buluşmak her partinin seçimlik bir hakkı değil, siyasi namus görevidir. Hem milli iradeye dayanıp hem de milli iradeyi yıkmayı amaçlamak, hem hazineden para yardımı alıp hem de aldığı parayı düşmana havale etmek siyasi hukuki şeref kaybıdır. Bu kapsamda siyasi partiler anayasa ve kanunlara uygun faaliyet göstermek zorundadır. Mehmetlerimize kurşun sıkan hainleri aklamak suçtur. Ölen teröristlere taziyeler yayınlamak suçtur. Bir televizyon kanalında bebek katilini övmek, çok kitap okuduğundan bahisle filozof mertebesine çıkarmak, bununla da yetinmeyip hak gaspına uğradığını iddia etmek suçtur. Bu suça montaj diyerek destek çıkmak katmerli suçtur. Siyasi partilerin kuruluş, program, faaliyet ve hedefleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesiyle, anayasanın ilk maddesiyle çelişemez, çatışamaz, ters düşemez. Tam tersi fiiller Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sahasına ve müteakiben de
Anayasa Mahkemesi'nin görev alanına girecektir. Anayasa Mahkemesi, Kandil'in düzmece mahkemesi, zilletin arka bahçesi değildir. Asla dolamayacaktır. Eğer adalet suçluyu aklama gayesi güderse, eğer adalet ihaneti biberonla beslerse, oradan adalet batmış demektir. Adalet ve hukuk demek, devlet demektir. Devlet giderse, vatan gitmiş olacaktır. Bazı mihrakların sinsi, gizli ve potansiyel maksatları da işte budur. Anayasanın 6. maddesine göre hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamayacaktır. Anayasa Mahkemesi PKK terör örgütünü aklama, temize çıkarma, hunhar eylemlerini ibra makamı değildir. Aynı husus siyasi partiler için de geçerlidir. Siyasi kaygı ve gayelerle yanlışa yanlış diyemeyen, doğrunun hakkını telaffuz edemeyen, irtibat ve ilişki ağlarını millete rağmen tayin eden partilerin hukuk devletinin yegane tehdidi haline dönüşecekleri ortadadır. Siyasetlerini insana değil de ihanetin hizmetine koşanların evrensel hukuk kaidelerine sığınarak meşruiyet sağlamaları bile söz konusu değildir. Ankara başkentimizdir. Dünyayı Türkçe okuma ve kavrama dirayeti öncelikle Türkiye'nin milli ve üniter devlet yapısına riayetle mümkündür. Suça bulaşmakla, suçluyu müdafaa etmekle hiçbir demokratik ve gelişmişlik mevkiine erişilemeyecektir. Bugün siyasi hayatımızda her yer bulan her renk, her fikir ve her ideolojiden partinin tarih, millet ve gelecek nesiller nezdinde şayet dikkatlice analiz edilirse ertelenemez sorumlulukları vardır ve bilinmektedir. Partilerin katılsak da katılmasak da Türkiye'nin sınırları içerisinde devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü yaralamayan her söz ve eylemine saygımız olacaktır. Dış işgal cephesine teşne olmak, omuz vermek, el uzatmak, selam çakmak, çıkar lobilerinin oyuncağı haline gelmek hiçbir partiye bir şey kazandıramayacak, siyasi kültürümüzde de değer katmayacaktır. Az önce değindiğim gibi her şeyin başı, her şeyin ölçüsü insandır. İnsanı müşteri siyaseti çıkarlarının ikmali, Türkiye'yi de sömürge vasıtası gören bir zihniyet karanlıktır, milli güvenlik için tehdittir. Cumhuriyetin yeni yüzyılında, Türk ve Türkiye yüzyıl hedeflerinin arifesinde siyasi ahlak ve temizliğinin tehiri artık imkansızdır. Mesele ne kadar oy aldığımız, kaç milletvekiline sahip olduğumuz meselesi değildir. Mesele vatandır, millettir, devlettir, istiklaldir, istikbaldir. Bu nedenle samimiyetini ve ahlaki seviyesini siyasi ilişkilerine aynen yansıtmış, adalet ve hukuk ilkelerini ön şartsız hazmetmiş, dünyada tek ses, tek nefes olabilmeyi becermiş, partilerden mürekkep bir siyaset yapısının el birliğiyle inşası ve ihyası önümüzdeki en acil gündem konusu olmalıdır. Hazırlanacak yeni anayasada bu hususa önemle yer verilmelidir. Partilerin kumanda odası zalimlerin denetiminde olmamalıdır. Küresel emperyalizme bedeli mukabilince ajanlık ve centelik yapmak, dışarıdan sufle almak, talimat listelerine boyun eğmek hiçbir kitaba sığmayacak, hiçbir değerle bağdaşmayacak teslimiyetçiliktir. Türkiye'nin geleceğini teslimiyetçilik değil, milletimizin şaşmaz irade gücü, tartışılmaz hükmü şahsiyeti belirleyecektir. Muhterem arkadaşlarım, Rusya'dan Fransa'ya, İsveç'ten Belçika'ya, Kosova'dan İsviçre'ye kadar karmaşık gelişmelere şahit oluyoruz. Rusya'da 23 Haziran 2023 tarihinde
paralı asker grubu Wagner'in başını çektiği silahlı kalkışma, bir müddet sonra uzlaşmayla sonuçlanmış, bu ülke 3-5 gün içinde iç güvenliğini sağlamıştır. Biz her devletin siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı duyarız. Aynı tavır ve tutumu muhataplarımızdan da kararlılıkla bekleriz. İki taraflı oynanan Rus ruleti tansiyonu yükseltmiş, fakat nihayetinde aklı selim galip gelerek eller tetikten çekilmiş ve sağduyu hakim olmuştur. Her ülkenin huzur, barış, istikrar ve güven içinde varoluşu temel tezimizdir ve tercihimizdir. Bölgemizde yaşanan veya yaşanacak her kaosun bedeli öngörülemez badirelerin kilitli kapılarını açacaktır. Bu kapsamda Türkiye, Rusya'nın içine düştüğü girdap karşısında soğukkanlı yaklaşmış, bu ülkenin istikrarını desteklemekle birlikte dayanışma mesajlarını paylaşmış, komşuluk hukukunun doğasına müzahir hareket etmiştir. Rusya'nın Wagner sorunu hararetle konuşuluyorken, Fransa'da geçtiğimiz cumartesi günü patlak veren olaylar bir anda tüm dikkatleri Avrupa'ya çevirmiştir. Cezayir kökenli 17 yaşındaki bir gencin dur ihtarına uymadığından polis tarafından vurularak öldürülmesi Fransa'da yaygın protestolara yol açmıştır. Söz konusu protestolar Belçika ve İsviçre'ye sıçramıştır. Fransa dipsiz tartışmalara gömülmüş, yağma olayları baş göstermiş, toplumsal gerginlikler sertleşmiş, sokaklar karışmış, göstericilerle polisler çatışmıştır. Dünyanın acıklı ve acilen çözülmesi gereken göç sorunu, buna eşlik eden ırkçılık ve yabancı düşmanlığı aslında Fransa'nın içine düştüğü krizin ana yatağı olmuştur. Birikmiş ve bilenmiş getto enerjisi sosyal patlamaya açığa çıkmıştır. Fransa sömürge geçmişiyle ve varoluşları dışlayan insafsız politikalarıyla yüzleşmelidir. Küresel vicdan insani trajediler karşısında devamlı bahaneler üretmektedir. Uluslararası hukuk ayaklar altındayken insani değer ve emanetler maalesef yok sayılmaktadır. 17. maddeden oluşan Fransız Devrimi İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi herkesin dilinde de olsa gerçekte manada bilen, uyan ve uygulayan yoktur. Sınır aşan göç olgusu tüm ülkeler için çetin ve çetrefelli bir sınavdır. Yerini yurdunu bırakıp baskı ve zulümden kaçan on binlerce insan ya bir sınır hattında ya dalgalı bir deniz ortasında ya da gittikleri bir ülkede reva görülen kötü muamelelerle eziyet görmekte, perişanlık çekmekte, en kötüsü de hayatlarını kaybetmektedir. Sınır aşan göç sorunu çok nazik bir konudur. Ön yargılardan uzak bir şekilde ele alınmalı, adalet ve hakkaniyet üzerine bina edilmeli, adil paylaşım, eşit sorumluluk, çözüm odaklı, insan ve izan temelinde, insaf ve izan temelinde bu ağırlaşan meseleye kafa yorulmalıdır. Şişme bir bota üst üste doluşan ya da uzun bir yola ilk adım atarak hayalini kurdukları bir hayata ulaşmak isteyen biçarelerin yürek yaralayan hallerini sonu felaketle bitecek bir korku filmi gibi izlemek her ülke için bir vebaldir. Göç olgusu elbette siyasetin konusu olmalıdır. Ancak istismar ve tahrikleriyle bu konuyu asıl mecrasından saptırmak ve siyasi rant devşirmek gayesi güdenlerin iyi niyetli olmadığı gibi samimi olmadıkları da ayan beyan ortadadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak göç sorununun idrakindeyiz. Düzensiz göçün istila olduğunu sürekli olarak vurguladık. Anadolu coğrafyasındaki demografik gelecek ve güvenliğimizi titizlikle düşünmek, telaşa kapılmadan tedbir geliştirmek, taşkınlıklara prim vermeden tetikte olmak durumundayız. Sınır aşan göç meselesiyle ilgili politika, hedef ve görüşlerimiz iki cilt halinde 2018 yılında hazırlanmış
Daha sonra da güncelleşmiş ARGE çalışmalarımızla hayata geçirdik. Herkes susuyorken göç konusu üzerinde konuşuyorduk. Herkes duruyorken göç konusuyla meşgul oluyorduk. Sabah geleni akşam göndereceğim diyenler ipe un seren, suya yazı yazan aymazlar ve şaşkınlardır. Göç konusuyla ilgili proje hazırlamak her babaidin harcı da değildir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak çalışmalarımızı kamuoyuyla ilgili devlet kurumlarıyla, üniversitelerle, medyayla ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaştık. Türkiye bu yükün altından Allah'ın izniyle kalkacaktır. Ganimet avına çıkanlar da elleri boş dönmeye mahkum olacaklardır. Türkiye'de mülteci veya göçmen değil, adı üstünde geçici koruma statüsünde bulunan sığınmacılar vardır ve bunların sayıları 13 milyon diye açıklamak kuyruklu yalandır. Düzensiz göç ile tavizsiz mücadele devam etmektedir. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşleri bu kapsamdaki siyasetimizin ana fikir ve felsefesidir. Fransa'daki olayların Türkiye'ye sirayet etme ihtimalinden bahsedenlerin Bursa'nın Mudanya ve Kocaeli'nin Dilovası ilçelerinde provokasyon çetelesi tutanların ateşle oynadıklarını, buna izin verilmemesi gerektiğini buradan bildirmek istiyorum. Türkiye'yi tahrik ve taciz kıskacına alıp iç huzursuzluğa hapsetmek için fırsat kollayanlara müsamaha gösterilmemelidir. Türkiye Fransa'ya benzemez. Türkiye onun bunun kirli emeliyle kaosa çekilemez. Herkes aklını başına alsın. Devlet ve vatan üstünde yazı yaptırmayız. Kazı yaptırmayız. Yabancı istihbarat örgütlerine piyonluk yapanlara göz açtırmayız. Göç konusu insanlık sorunudur. Ancak ve ancak insanlığın müşterek ve müsbet girişimleriyle, tek yanlı değil, külfetin eşit dağıtımıyla üstesinden gelinecektir. Hepsinden mühimi göçe neden olan şiddet ve kararlılığın önlenmesiyle insana yaraşır hak ve hukuk kazanımlarını tesisiyle kontrolsüz insan akınının durması mümkün olabilecektir. Palavraya yer ve gerek yoktur. Boşa sallayıp dolu tutmanın ahlaki kalıcılığı ve kapsayıcılığı olamayacaktır. Göç konusunu asıl bağlamından koparıp cepheleşmeyi körüklemek, cebelleşecek öteki yaratmak, yapay düşman imal etmek, insanlık oruna ve özellikle ülkemize yapılacak en dehşet verici kötülüktür. Biz kötünün ve kötülüğün sonuna kadar karşısındayız. Hiç sarsılmadan ve yerimizden sapmadan karşısında olacağız. Fransa'daki sancılı gelişmelerin sükunete kavuşmasını ümit etmenin yanında Türk ve İslam düşmanlığının körüklenmemesi samimi beklentim ve temennimdir. Hangi coğrafyaya ülke olursa olsun sokak aralarının izbelikleri, kamu malına zarar veren şiddet eylemleri ve kanunsuz gösteriler meşru hak arama aracı olmamalı ve kesinlikle de tasvip edilmemelidir. Değerli arkadaşlarım, İsveç'in NATO'ya dahil olma süreci oldukça karmaşık ve gelgitlidir. Bu ülkenin üyelik durumuna önce 6 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarının katılacağı ve Brüksel'de yapılacak bir toplantıda görüşülecektir. Ardından 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde Litvanya'nın başkentinde toplanacak NATO zirvesinde değerlendirilecektir. İsveç hükümetinin terörle mücadele yasasında yaptığı değişiklik 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girmesine rağmen Türkiye'nin iadesini talep ettiği PKK'lı ve FETÖ'cü hainler henüz teslim edilmemiştir. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesi de bir başka skandal olarak karşımızdadır. Litvanya zirvesinde NATO'nun soğuk savaştan bu yana hazırladığı en kapsamlı bölgesel savunma planı da ele alınacaktır. Türkiye'nin bu planla ilgili hazırlanan
haritalardaki bazı coğrafi tanım ve konumlar çerçevesinde itirazları vardır ve haklılığımız barizdir. Ülkemizin İsveç hakkında vereceği kararın milli çıkar ve haklarımızla örtüşeceğinden emin olmakla birlikte, samimi, ikna edici söz ve adımlara karşı hükümetin alacağı pozisyonun yanında olacağımızın şüphesiz güvencesini şimdiden paylaşıyorum. Şu hususta ifadeye mecburum ki Türk milleti İsveç'in şu hal ve görünümüyle NATO'ya girişine sıcak ve sempatik bakmamaktadır. Geçen hafta Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türkiye aleyhinde kabul edilen çirkin ve FETÖ güzellemesi yapan rapor ise hükümsüzdür, hayasızdır, bizim nazarımızda yok hükmündedir. Konuşmama son vermeden memur ve emeklilerimize yapılacak iyileştirme ve zamları sonuna kadar destekleyeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üzerimize düşen görevi de harfiyen yerine getireceğiz. Ayrıca 3. Avrupa oyunlarında çok sayıda madalya kazanan ve milletimizi sevince boğan milli sporcularımızı tek tek kutluyor, hepsinin tertemiz alınlarından öpüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli milletvekili arkadaşlarımı hürmet ve muhabbetle selamlıyor, genel kurul çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun diyor. Sayın Genel Başkanım, hitabınız için şükranlarımızı sunuyoruz. Herhangi bir talimatınız yoksa toplantımızı kapatıyorum, arz ederim.